Abi Deli Kenan camideymiş. Gidip orada indirelim mi? Camide adam indirilir mi lan? Çıksın, tenhada bir yerde güzelce indiririz. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, her namaz kılarken döndüğümüz Kabe'nin içinde bulunduğu şehir olan Mekke, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği, çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği şehirdir. Efendimizin ve pek çok peygamberin memleketi olan bu mübarek şehir, pek çok hadiseye ev sahipliği yapmış ve pek çok peygamberi ağırlamıştır. Bugünkü vaazımızda Peygamber Efendimizin İslam ordusuyla birlikte Mekke'yi fethinden bahsedeceğim. Efendimiz kendisine peygamberlik vazifesi verildikten sonra Mekkelileri Allah'ın dinine davet etmiş, fakat onlar bunu kabul etmedikleri gibi Müslüman olanlara her türlü işkenceyi yapmışlar, onları Allah'ın dininden vazgeçirmeye çalışmışlardır. Hatta o kadar ileri gitmişlerdir ki Peygamber Efendimiz'i öldürme kararı almışlar, ancak Cebrail Aleyhisselam'ın haber vermesi üzerine kurdukları tuzak boşa çıkmıştır. Mekkeli müşriklerin bitmek tükenmek bilmeyen vahşice eziyetleri sonucunda müminlerin dayanacak güçleri ve takatleri kalmayınca müminlere Mekke'yi terk etme, yani hicret izni verilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den hicret ederken yaşlı gözlerle Mekke'ye dönmüş ve şöyle buyurmuştur: "Ey şehir, senden çıkarılmasaydım vallahi seni terk etmezdim." demiş. Hicret sonrasında Mekkeliler yine boş durmadılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanları yok etmek için var güçleriyle uğraştılar. Fakat onlara rağmen Müslümanların hicret ettiği Medine'de İslam her geçen gün biraz daha güçleniyordu. Hicretin üzerinden 6 yıl geçmişti. Müminler Efendimizle birlikte Kabe'ye giderek umre yapmayı çok istiyorlardı. Bunun üstüne Efendimiz Kabe'yi ziyaret etmek isteyenlerin hazırlanmasını emretti. Hazırlıkların tamamlanmasından sonra Peygamber Efendimiz 1500 sahabesiyle birlikte Mekke'ye doğru yola çıktı. Niyetlerinin barış olduğunu göstermek için yanlarına yolcu kılıcı denilen kılıçtan başka bir şey almamışlardı. Mekke'ye yaklaştıklarında ihrama girdiler ve umre için niyet ettiler. Mekkeli müşrikler Efendimizin hareketini öğrenince bir araya toplandılar ve ne pahasına olursa olsun Müslümanların Mekke'ye girmesine izin vermemeye karar verdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kan dökülmesini istemediği için Mekkeli müşriklerin önerdiği anlaşmayı kabul etti. Değerli cemaat, bu anlaşmanın bazı maddeleri şöyleydi: Müslümanlar bu yıl Mekke'ye giremeyecekler ve Kabe'yi ziyaret edemeyecekler. Gelecek yıl bu ziyareti yapabileceklerdi. Ertesi yıl ancak 3 gün Mekke'de kalabilecekler. Bu süre zarfında hiçbir Mekkeli onlarla görüşmeyecekti. Her iki taraf da diledikleri kabileyle işbirliği içine girebilecek. Bu anlaşma 10 yıllık bir süre için geçerli olacak. Bu süre zarfında ne Kureyşliler Müslümanlara ne Müslümanlar Kureyşlilere saldıracaktı. Bu anlaşma gereği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine geri dönme emri verdi. Hem Peygamber Efendimiz hem de sahabeler Kabe'yi ziyaret edememenin üzüntüsü içerisindeydiler. Ancak inen şu ayeti kerime ileride Mekke'nin fethedileceği müjdesini veriyordu. "Biz sana apaçık bir fetih nasip ettik." Değerli cemaat, Hudeybiye Anlaşması aslında Mekke'nin fethine açılan ve İslamiyet'in bütün iklimlere yayılmasına vesile olacak bir anlaşmaydı. Bu saldırmazlık anlaşması ile İslam her geçen gün daha da büyümeye başladı. Müşrikler ise İslamiyet'in bütün Arabistan'a yayılmasından rahatsız oluyorlardı. Bu yüzden anlaşma maddelerini ihlal etmeye başladılar. Hudeybiye Anlaşması'nın üzerinden 17-18 ay geçmişti ki müşrikler kendilerine bağlı bulunan kafir bir kabileyi kışkırtarak Müslüman olan bir kabilenin üzerine saldırttılar. Kendi işlerinden bazıları da bu olaya iştirak etti. Müslüman kabile baskına uğradığı vakit namazdaydılar. Hunharca bir katliamla kimi secdede, kimi rükuda, kimi kıyamdayken şehit edildi. Bu olayın hemen ardından Mekke'den gelen bir müşrik heyeti Efendimiz'e daha önce fiilen bozdukları anlaşmayı tek taraflı resmen feshettiklerini söylediler. Aslında bu Müslümanları farkında olmadan Mekke fethine davet demekti. Sonradan müşrikler bunu fark etse de iş işten geçmişti. Nihayetinde sözleşme iki taraflı olarak feshedilmiş, Efendimiz de
Mekke'nin fethine karar vermişti. Peygamber Efendimiz artık kesin kararını vermişti. Mekke üzerine sefere çıkılacaktı. Ancak Efendimiz bu kararını gizli tutmak istiyordu. Efendimiz düşmana hazırlanma fırsatı vermemek ve böylece fazla kan dökülmeden onları teslime mecbur etmek amacıyla bu taktiğe başvurmuştur. Çünkü Peygamber Efendimiz her şeyden önce insanlara ebedi saadeti kazandıracak olan hakikat ve barış dini olan İslam'ı tebliğe memurdu. Onun amacı kimseyi öldürmek değil, aksine her ferdi İslam'a kazandırmaktı. Efendimiz bunun için işgal planı yapmıyor, ömrü boyunca yaptığı gibi düşmanları için bile merhametli düşünerek, kan dökmeden, iki taraftan da kayıp vermeden Mekke'yi fethetmeyi tasarlıyordu. Bu sebepledir ki Mekke seferini son derece gizli tutuyordu. Hazreti Ayşe validemize sadece yol hazırlığımı yap demekle yetinmişti. Ayrıca bu seferde Efendimiz gizliliğe özellikle ihtiyaç duyuyordu. Çünkü Mekke gibi mübarek bir beldeye kan akıtmadan girmek, Kabe-i Muazzama'yı kimseyi öldürmeden putlardan temizlemek istiyordu. Bunun için hazırlıklar büyük bir gizlilikle yürütüldü ve bu hazırlıkların Mekke üzerine değil, başka bir yere yapılacak sefer için yapıldığı haberi yayıldı. Efendimiz bir kısım ashabına Mekke üzerine sefere çıkılacağını haber verdi ve hazırlanmalarını emir buyurdu. O zamana kadar Medine etrafında İslamiyet'le müşerref olmuş birçok kabile vardı. Peygamber Efendimiz bu arada onlara da Allah'a ve ahiret gününe inanan Ramazan ayının başında Medine'de hazır bulunsun dedi. Değerli cemaat, Ramazan ayının ilk günleriydi. Gönülleri Allah ve Resulünün muhabbetiyle coşup taşan 10 bin mücahit Medine'de hazırlanmıştı. Bunların 700'ü muhacirlerdendi. Beraberlerinde 300 atlı vardı. Ensar'ın mevcudu ise 4 bin idi. Onların da yanında 500 at vardı. Geri kalan asker sayısını etraftaki kabilelerden gelen Müslümanlar teşkil ediyordu. Bu haliyle İslam ordusu hareket için Efendimizin emrini bekliyordu. Sonunda Efendimiz tek kalp gibi çarpan 10 bin kişilik muazzam İslam ordusuna hareket emri verdi. Mekke'ye yaklaştığında konaklayan Peygamber Efendimiz burada ordusunu savaş düzenine koydu. Sancaklar ve bayraklar bağlayarak onları kabilelere ve kabilelerin bayraktar ve sancaktarlarına verdi. Peygamber Efendimizin gizlilik stratejisi o ana kadar son derece başarıyla sürmüş, Mekkeliler en küçük bir haber dahi alamamışlardı. Oysa İslam ordusu Mekke'nin etrafındaydı. O ana kadar üzerlerine gelişlerinden haberleri olmayan Mekkeli müşriklere Peygamber Efendimiz İslam ordusunun gelişini muhteşem bir ateşten donanmayla bildirmek istedi. Ve her mücahide ateş yakma emrini verdi. Bir anda 10 bin ateş yakıldı. Göz kamaştıran bu manzara Mekke'ye aydınlık, müşriklere ise korku ve dehşet saçtı. Müşriklerin aralarından göç etmeye mecbur bıraktıkları kainatın efendisi Peygamber Efendimiz etrafındaki 10 bin parlak yıldızla Mekke ufuklarında yeniden bütün ihtişamıyla doğuyordu. Bu ışık tufanının ortasında kalan müşrikler şaşkındı. Nasıl olmuştu da aralarından horlayarak kovdukları 3-5 Müslüman bu kadar büyümüş, etraflarını kuşatacak kadar kalabalıklaşmışlardı. Müşrikler hayretler içerisinde Mekke'nin çepeçevre kuşatılmış olduğunu anlamışlar, ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Mekke'de öldürmeye çalıştıkları, yetim diye horladıkları Hazreti Muhammed nasıl böyle on binlerin kalplerini ve ruhlarını fethetmiş ve etrafında birer pervane gibi döndürmeyi başarabilmişti. İslam ordusu Peygamberimizin talimatıyla Mekke'ye doğru harekete geçti. Dalga dalga geçen alaylar, taburlar Mekke'ye doğru ilerliyorlardı. Mekke, kafirlerin esaretinden, şirkin korkunç karanlığından kurtulmak için sabırsızlanıyordu. Nihayet insanlığın kurtuluşunun müjdecisi olan Efendimizin arasında bulunduğu tepeden tırnağa silahlanmış alay göründü. Kainatın efendisi kendisine mahsus azamet, heybet ve vakarıyla devesi Kasva'nın üzerindeydi. Etrafını ensar ve muhacirler almıştı. Sancağı ensardan Sa'd bin Ubade'nin elindeydi. Mekkeliler hiç beklemediği bir anda 10 bin kişilik sahabe ordusunu karşılarında görünce akıl tutulması yaşamışlardı. Hiçbir şey yapamadılar. Herkes şimdi ne olacağını bekliyordu. Efendimiz muazzam ordusuyla Mekke'ye girerken fethi kendisine nasip ettiğinden ötürü minnet ve şükranını bildirircesine başını önüne eğiyordu. Muhacirler ve ensar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin
dört bir yanını sarmıştı. Efendimiz Mescid-i Haram'a girdi. Hacer-i Esved'e doğru yöneldi ve selamladı. Sonra Kabe'yi tavaf etti. Kabe'nin içinde ve etrafında 360 put bulunuyordu. Elindeki yay ile bunlara dokunarak yıkıyor ve şöyle diyordu. Hak geldi, batıl yok olup gitti. Zaten batıl her zaman yok olmaya mahkumdur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavafını bitirip Kabe'nin kapısının önüne geldiğinde Kabe'yi açtırdı, içeri girdi. Önce orada bulunan putları kenara ittirdi. Ağaçtan yapılmış putları elleriyle kırdı. Sonra duvarda melekler için çizilmiş bazı resimleri gördü. Sonra yine duvarın bir kenarında Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselam için fal okları çekilmiş halde çizilmiş resimleri gördü. Allah bunu yapanları kahretsin. Vallahi o ikisi hiçbir zaman fal oku çekmemişlerdir dedi. Ardından bu bütün resimleri sildirdi ve Kabe'yi putlardan temizlettirdi. Hazreti Bilal'e ezan okumasını emretti. Allah'ın ismi Kabe'nin bütün sokaklarında yankılandı. Bu ses Mekkelilerin yabancı olduğu bir sesti. Bu ses müşriklerin boğmaya, yok etmeye çalıştıkları sesti. Allah'ın yüceliğini ve büyüklüğünü haykıran bu ses Mekke'nin İslam oluşunu müjdeliyordu. Bütün Müslümanlar sevinç içerisindeydi. Ezandan sonra Efendimizin imamlığında öğlen namazı kılındı. Bu arada bütün müşrikler Kabe'nin avlusunda toplanmıştı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bundan sonra nasıl davranacağını merak ediyorlardı. Mekkeli müşriklerin yanında Müslüman askerler de hazır bulunuyorlardı. O zamanki savaş hukukuna göre bütün Mekkelilerin varlıklarına el koyup bunu Müslümanlar için ganimet malı sayabilir ve dağıtabilirdi. Efendimiz Kabe'den çıktı ve insanlara şöyle bir konuşma yaptı. Ey Kureyş topluluğu! Muhakkak ki Allah cahiliye gururunu cahiliye atalarıyla övünüp gururlanmayı kaldırmıştır. Bütün insanlar Adem'dendir. Adem de topraktan yaratılmıştır. Sonra da Efendimiz şu ayeti okudu. Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en üstün olanınız, en çok sakınanınızdır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Sonra şöyle buyurdu. Ey Kureyş topluluğu, şimdi hakkınızda ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Kureyşliler hak etmedikleri bir merhameti isteyecek söz bulamadılar. Utançtan başları öne düşmüş halde şu cevabı verdiler. Sen soylu bir babanın oğlu, asil bir kimsesin. Senden hayır umarız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zaman şöyle buyurdu. Ben size Hazreti Yusuf'un kardeşlerine söylediğini söyleyeceğim. Size bugün hiçbir başa kalkma ve ayıplama yoktur. Gidin. Serbestsiniz. Değerli cemaat, İşte bu genel aftan sonra kadın erkek herkes Resulullah'a biat ettiler. Böylece Mekke'nin fethi tam anlamıyla tamamlanmış oldu. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz bu kadar merhametli, İslam bu kadar bağışlayıcı, kuşatıcıdır. Allah hepimizi Peygamberimizin ahlakı ile ahlaklananlardan eylesin.